Odysseus destanının bilinç ötesindeki gerçeklerini size anlatacağım. Odysseus, İtaka'dan Truva'ya gelir. Savaş 10 yılda biter. Truva'dan İtaka'ya bir ayda dönebilecekken 10 yılda döner. Dolayısıyla Odysseus evine toplam 20 yılda döner. Oysa onunla beraber Truva'ya savaşmaya gelen Yunan askerleri, komutanları evlerine 10. yıl dönmüşlerdi. Odysseus'un evine 20 yıl dönmesinin sebebi şudur. Odysseus 10 yıl boyunca kötülükler yapmış bir insandır. 10 yıl boyunca yaptığı kötülüklerden 10 yılda temizlenmesi gerekmektedir. O yüzden evine bir ayda değil 10 yılda ulaşmıştır. 20 yılın 10 yılı savaşlarda, hırsızlıkta, insan öldürmede, bütün kötülükleri yapmakta geçmiştir. İkinci 10 yılı tüm bu pisliklerden yıkanmak, arınmakla değerlendirilmiştir. Odysseus'un İtaka'dan çıkışı ve Truva'ya gelişi, bakın saat üzerinde kahramanın yolculuğunu size nasıl gösterir? İtaka ruhlar alemidir. İtaka'dan çıkıp Truva'ya gelmek saat 1'dir. Ölür insan, öldürür insan. Truva'da savaşır, insanları yaralar, kollarını, bacaklarını keser, sürünür, süründürtür. Saat 3'tür, insanlarda kesikler, yaralar açar. İnsanlara kötü hissettirtir. Truva'da saat 4'tür. O yaptıklarının kendisine de, zarar verdiği kimselere de hiçbir hayrı yoktur. Ve saat 5'tir. Truva'da savaşan insanlar bencillikleri için insan öldürdüklerini anlarlar. Ve saat 5.30'tur. O canilikleriyle, hırsızlıklarıyla, bütün günahlarıyla evlerine dönüp öldürdüğü insanları ömrü boyunca dostlarına anlatarak, bir katliamdan kendilerine övünç çıkararak yaşamayı seçebilir bir insan. Yazık böyle insanın ömrüne. Saat 5.30'u geçince, saat 6'yı bulunca en diptedir insan. Ve o zaman kendisiyle yüzleşmek gereğini duyar. Ruh ona der ki, sen ne kötülükler yaptın. Arın, temizlen. Ve insan arınır, temizlenir. Saat 7'de temizlenir insan. 8'de, 9'da, 10'da, 11'de. Ve insan evine döndüğünde saat 12'dir. Tertemiz bir ruhla evine döner. Odysseus'un İtaka'dan başladığı yolculuk İtaka'da sona erer. Peki, Odysseus destanının ilk bölümü şöyle başlar. Olimpos'ta 11 tanrı ve tanrıça toplanmıştır. Athena, orada bulunan tanrı ve tanrıçalara der ki, Odysseus'u kurtaralım. Odysseus, Kalipso'nun adasında, Kalipso'nun sarayında ve 7 yıldır orada. Artık Odysseus evini özler. Kurtaralım onu. Bunu söyleyen kim? Bunu söyleyen tanrıça Athena. Athena kim? Zeus'la Metis'in kızı. Zeus, Metis'e aşık olur, onunla ilişkiye girer ve Metis hamile kalır. Metis eğer bir erkek çocuk doğurursa, bu Zeus'un sonunu getirecektir. Zeus bu sebeple Metis'i yutar ve 9 ay geçince Metis'in hamileliği Athena olarak ortaya çıkar. Athena Metis'in karnındadır, rahmindedir ve bu Metis'i yutmuş olan Zeus'un inanılmaz baş ağrılarına sebep olur. Zeus, Tanrı Hephaistos'tan baltasıyla kendi kafasına vurmasını ister ve Tanrı Hephaistos baltasını alır, Zeus'un kafatasına vurur, kafası ikiye yarılır. İçinden savaş naraları atan zeka tanrıçası, bilgelik tanrıçası, adalet tanrıçası Athena dışarı çıkar. Athena, Zeus'un kafatasından çıkmıştır. Athena, Olimpos'ta bulunan tanrı ve tanrıçaları, Odysseus'un da kafatasından çıkarılması gerektiğini söyler. Çünkü Kalipso'nun sarayı kafatasıdır. Kalipso, klips, klips o, klips, kıskanç demek. Klips, bizim neremizde bir kıskanç var? Nereyi kendi kıskacını almış? Kafatasımız, beyni kendi kıskacı içine almış, kendi klipsinin içine almış. Athena bir zamanlar Zeus'un klipsinin içindeydi. Zeus'un klipsi ikiye ayrıldı ve içinden Athena çıktı. Şimdi de Odysseus'un Kalipso'nun adasından çıkarılması gerekir ve bütün tanrılar Poseidon hariç Athena'yı onaylarlar. Poseidon zaten toplantıda yoktur, o Habeşistan'a gitmiştir. O döndüğünde haberi alır ve Poseidon, Odysseus'un kafatasından çıkarılmasına karşı gelir. Hayır der, kafatasından çıkmasın dışarıya. Diğer tanrılar ve tanrıçalar Odysseus'u Kalipso'nun adasından çıkarırlar. Kalipso'nun adası, bakın, saatin neresine denk gelir, insanın neresine denk gelir. Truva'da savaşmak, insan öldürmek, ayak topuydu. İnsanların kolunu bacağını kesmek, onları süründürmek, ayak baldırıydı. İnsanlara yaralar açmak, onlara kötü hissettirmek, diz kapağıydı. Üçtü. İnsanları düşünceye
koyup, ya ben bu savaşı yapıyorum ama kim için? İnsanları hayırsızlaştırıyorum dediği yer saat 4, orası üst bacak. Ve Truva'da herkesi öldürüp onların mallarını, mülklerini alıp tüm o günahlarıyla evlerine dönmek bencilliğin ta kendisi. Orası saat 5, orası kalça eklemi. Ve sonra, ya ben yanlış yapmışım. Levha-i Mahfuz denen bir şey varmış, yaptığım her şey oraya kaydediliyormuş. Benim bütün o günahlarım da oraya kaydedildi. Ben oradan kurtulayım denilen yer göbek deliğidir. İşte orası Kirke'nin sarayıdır. Ben öldürdüğüm insanların ruhlarından af dileyeyim denilen yer Hades'in ülkesidir. Orası kalptir. 8. durak. Bunların farkına varan bir insan ruhlar alemini anlar ve ruhlar aleminde madde olmadığını, zaman olmadığını, her şeyin Yüce Allah'ın sesinden oluştuğunu anlar. Orası Siren kayalıklarının olduğu yerdir. Ve 9. durak Karibides geçidi. Skyla geçididir. Onlar boğazdır. 9. duraktır. Ve 10. durak Odysseus'un Kalipso'nun adasına gelişidir. Burası mucizelerin yaşandığı yer, kafatası. Bir insan ayak topuğundan başladığı yolculuğuna kafatasında ulaşırsa 10. durağına ulaşır. Ve amaç neydi? Kafatasından dışarı çıkmaktı, saç olmaktı. İşte bunu Athena tanrılar toplantısında tanrıların onayıyla gerçekleştirir ve Kalipso'nun klipsinden, Kalipso'nun sarayından Odysseus çıkar. Payakların ülkesine gider. Payaklar Kral Alkinos'un önderliğinde huzurlu bir hayat sürmektedir. Refik Korkmaz eğitimleri bilinçaltı sembol dilinin 5. modülünü aldığınızda Payaklar ülkesinde yaşayan Kral Alkinos ve soyluların Olimpos'ta yaşayan tanrılar olduğunu anlarsınız. Kral Alkinos'un Zeus'un ta kendisi olduğunu, Kral Alkinos'un kızının Nausika'nın Athena'nın ta kendisi olduğunu ve Kral Alkinos'un Odysseus olduğunu anlarsınız. Çünkü Odysseus kafatasından çıkarılmakla Olimpos'a tanrılar arasında kabul edilmişti. Ve hani Zeus şunu görmüştü ya, Metis'ten doğacak erkek çocuğun kendi tahtına oturacağını görmüş, duymuş, bilmişti. Kim ki ayak topuğundan başladığı yolculuğa kafatasında ulaşırsa, kafatasından çıkar saça ulaşırsa, mucizeden çıkıp mucize ötesine ulaşırsa işte Zeus'un tahtına oturmuş olur. Bunu Athena gider sağlar ve Athena Nausika olarak kendisini payaklarda gösterir. Nausika'nın amacı Odysseus'la evlenmektir. Nausika'nın ikinci bir amacı vardır. Kendi ağabeyini evlendirmektir. Ve yine Athena'nın bir amacı daha vardır. Odysseus'un oğlu Telemakos'u yolculuğa çıkarmaktır. Babası hakkında bilgi almasını sağlamaktır. Babasının yolunda gitmesini sağlamaktır. Athena Odysseus'u yolculuğa çıkarmıştı ve tanrılar arasında götürdü. Athena aynı şeyi Telemakos için yapar ve babasının yolunda izinde ilerletir. Ve Athena Payaklar ülkesinde Nausika olarak karşımıza çıkar. Kendi ağabeyini evlendirmek ister. Kendi ağabeyini de bu yolculuğa çıkarmak ister. İnsanların ilahi sevgiliye ulaşması bütün insanların isteyeceği en büyük amaçtır. Odysseus'un İteka'dan başlayan savaşlarla dolu Truva'da geçen 10 yılı bu kötülükleri hayatından silmekle, hayatını bu kötülüklerden arındırmakla geçirdiği ikinci 10 yılı Odysseus'un tekamülünü tamamlar. Kalipso'nun bulunduğu yerde 10 numaralı duraktaydı. Payakların ülkesine gittiğinde 11 numaralı durakta ve kendi evine vardığında ruhlar alemine geri dönmektedir. 12. durağa gelmektedir. 12. durağa geldiğinde 12. tanrı olmuştur. Onu evde bekleyen Penelope artık Athena'nın ta kendisidir. 20 yıl boyunca evde kocasına sadık ve kalmakla erdemli bir kadın olduğunu ispatlamıştır. Bu onu tanrıçalık seviyesine getirmiştir. Odysseus evine döndüğünde 108 engeli aşmıştır. Tekamül yolunda aşılması gereken 108 engeldir bu. Ve kuyruk sokumundan kafatasına 33 omur ve kafatası dahil 34 kemikle oluşan yayını büker, saçını kafatasından kuyruk sokumuna bağlar, tam bir savaş yayı oluşur ve bütün arzuların dileklerini ok olarak o yaya koyar ve oku bırakır. Ok aynı çizgi üzerinde çok düzgün biçimde dizilmiş 12 balta halkasından geçerek hedefi 12'den vurur. Odysseus'un bu yolculuğu İtaka'daki evinden ayrılmakla başlar, İtaka'daki evine dönmekle biter. İtaka'daki evi 12, saatin 12'si, ruhlar alemi. Bugüne kadar Odiseya destanını bu şekilde dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Allah kulu
dile getiremedi, bilemedi, göremedi. Refik Korkmaz eğitimleriyle bunu anlatıyor, öğretiyoruz.